Arkadaşlar herkese iyi geceler. Yarın sabah koşulmasını beklediğimiz Berlin Hoppegarten Almanya yarışları çalışmam bitmiştir. Özetli bir şekilde size paylaşmak isterim. Şimdi altılı aracı birinci koşudan itibaren başlayalım isterseniz. Daha doğrusu birinci ayaktan birinci koşuya çalışmadım ben. Orada ne olur bilmiyorum. Şimdi birinci ayağa şöyle bir baktığımız zaman şuradan sayfamızı da açalım. Ona göre izah edelim. Burada 2000 metrelik 4000 euroluk bir yarış ile altılı başlıyor. Sanırım maiden koşuydu burası. Evet, yok maiden değil. Şartlı bir koşu. Neyse, şimdi şöyle bir baktığımız zaman atların isimlerine mesela bir numara Moonpower var. Burada hiç son dördüncülüğünü kayla bile almıyorum 15 gün önceki yaptığı. Çünkü bu isim en son 10. ayın 10'u 2020 tarihinde bir yarış kazanmış. Bir senedir yarış kazanmayan at bizim koyduğumuz programda kalkıp da yarış kazanıyorsa buna da yapacak bir şey yok. Yani burada benim favori ismim aslına bakılırsa 2 numaralı First Vision ile 4 numaralı Seale. Bu iki ismi baş başa tutuyorum. Aynı etapta tutuyorum. Çünkü 2 numara Münih'te 7. ayın 11'inde 2000 mesafeli bir koşuda 2750 euroluk bir yarış kazanmış. Bu mesafede deneyimi olan bir isim. 4 numaraya baktığınız zaman da 1700'de Düsseldorf'ta en son bir birinciliğini kazanmış ki o koşu ikramiyesi 3000 euro idi. Yani burada şöyle bir bakıldığında 2500 daha doğrusu 3 numaraya şöyle bir baktığımız zaman Party Snake isimli at. Bu isim arkadaşlar 1600'de yarış kazanmış bir isim. Yani son koşmuş olduğu 2000 metrelik koşusuna bakıyoruz. 750 euroluk bir yarış. Burada da bir üçüncülük elde etmiş. Demek ki bu at uzunda da biraz kıpırdamalar gösterecek gibi görünüyor. Bu isimden son 10. ayın 3'ünde 2020'de 1800'de bir yarış kazandı. Yani kısacası buradaki mesafe bazından alındığında 2 ve 4 numaralı isimlerin burada başarılı olma ihtimali yüksek ki 3 numara da bunlara katılabilir. O yüzden 2, 3, 4 tutuyorum ilk aya. 6 numara İrlanda'dan geldi ama zaten Dundalk hipodromundaydı galiba. Koştuğu koşullarında da pek bir başarısızdı. Bugün de burada nasipse bir koşu görsün. Ben ona da şans vermiyorum. Benim ilk ayak düşüncem 2, 4, 3 arkadaşlar. 3 daha sonra yalnız 2, 4 ufak ve düşük ölçekli kuponlarda düşünülebilecek isim. Ama 3 numarayı da göz ardı etmemek lazım. 1700'de de yarış kazanmış bir isim. Altının ikinci ayağına şöyle bir baktığımız zaman burada aslında ben size bir at söyleyeceğim. Yani gelirse gelir, gelmezse gelmez. Kalan isimleri siz burada düşünebilirsiniz. Yani ben sonuç itibariyle çalıştığımda baktığımda Hamburg'da 1800 mesafeli bir dördüncülük yaptığı bir koşu var 525 euroluk. 7 numaralı Teach Etek'ten bahsediyorum. Yo 8 numara 7 miydi 8 miydi o ya? Hemen bir bakalım da. Evet arkadaşlar 8 Tri'den bahsediyorum. 8 numara. Şimdi 7 numaranın bir kamyon yarışlarını not almışım da yani burası Maiden'da herhalde. Şöyle bir bakalım. Evet. Yani bu at her mesafede koşmuş, her ilçede koşmuş, Hamburg'da koşmuş, dördüncü olmuş, Hannover'e gelmiş. 1800'den 1750'ye inmiş, 3. olmuş. Köln'e gitmiş, 1600'de 4. olmuş. Mannheim'e gelmiş, 1900'de 3. olmuş. Münih'e gitmiş, 1600'de 2. olmuş. Yani bu atın gerçi Toto'su da iyi olmasına rağmen yani bu kadar maiden koşup da maiden'dan çıkmayan bir atta demek ki bir problem var demektir. Yalnız 8 numaralı Tilly'ye bakıldığında daha hayatın ilk koşusunu 2100'de Dresden'de koşuyor. Hem de 1400 euroluk yarışta koşuyor. Ve bu at bu yarışı ikinci tamamlıyor. Bu atta niye handikap puanı yok onu da çözemedim ben. Vermemişler handikap puanı. Yani işin kısası mesafe 1800 fark etmez. Ha 2200'a 1800
Ha 2100. Bu at 2100'de eğer 7 atın içerisinde ikinci olabiliyorsa 1400 Euro'luk bir yarışta. Bugün ben bu ismin bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim Banko ismim. Buradaki yarış ikramiyesine baktığımız zaman da 7000 Euro'luk bir ikramiye var. 7000 Euro'luk. Yalnız burada hiçbir at bırakın 7000 Euro'yu 1000 Euro'luk yarışta bile koşmadı. Vallahi ikramiye de çok güzel. Bence bu ismin bu yarışı kazanıp güzel bir kazanç ile meydana veda etmesini bekliyorum. Ha, düşündüğünüz isimler varsa yarın duruma göre burada değerlendirmeye alabilirsiniz. Ama ben 8'in bu sabah ya da bu öğlen meydandan çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim Banko ismim. Ha, yarın AGF tablosuna göre farklı isimler düşünebilir misiniz bilmiyorum ama burada kağıt üzerinde bu atın bu grubu geçmesini bekliyorum. Altının 3. ayağına baktığımız zaman altının 3. ayağında şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bu koşuda mesafe 2200. 2200 ama burada koşu açısından, kalite açısından bakıldığında direktman sırıtan isimler oluyor birkaç tane. Çünkü yüksek ikramiyeli koşularda koşmuşlar. Kim bunlar? Birisi 3 numara Sweet Girl ki Hazburg'da bu son koşusunu koşuyor 1850'de. Yarış kazanıyor. Mesafe 2000 Euro'luk yarışta yarış kazanıyor. Burada mesafe 2200 etkileneceğini zannetmiyorum. Başarılı koşar. Onun dışına baktığımız zaman 4 numara var. 2000 mesafeli Hamburg'da koşmuş olduğu 1050 Euro'luk yarışta üçüncülüğü var. Demek ki bu koşuya bu mesafelere yatkınlığı mevcut. Bir de 5 numara var burada. Hamburg'da 2400'de ikinci. Daha sonra Hannover'e gittiğinde 2400'de üçüncülük gerçekleştirmiş. 1400'de 600 Euro'luk yarışlarda. Bir numaraya baktığımız zaman da 765 Euro'luk yarışta bir 2050 mesafede 12 at içerisinde üçüncülüğünü görüyoruz ki başarılı bir üçüncülük bu. Yani kısacası burada benim tuttuğum ilk 3 isim 4, 5, 3 tire veriyoruz. Eğer yeri olan dostlarım varsa mutlaka Magdeburg'da 2050 mesafede 12 at içerisinde 765 Euro'luk yarışta ikincilik elde eden bu bir numaralı Manjaro'yu burada değerlendirebilirler. 4-5-3 ilk etapta tuttuğum isimler. Bir numara daha sonra tuttuğum isim. Ha, alt tarafa bakıyoruz da 800-700 Euro'luk yarışlarda yani tabelaya bile zor giren isimler kazanırsa yapacak bir şey yok. Benim bomba beklediğim ayak çünkü altının 4. ayağı. Şimdi altının 4. ayağına baktığımız zaman burada sıkıntılı bir koşu var arkadaşlar. Neden sıkıntılı bir koşu? Burada Fransa'dan gelen at bile mevcut ve türlü türlü yerlerde farklı farklı hipodromlarda Dresden'de ne bileyim ben 8'i not almışız da bir şey yazmamışız. Hannover'den, Hamburg'dan, Baden'den, Magdeburg'dan gelen isimler mevcut. Burada şöyle bir baktığımız zaman bir numarayı bir analiz ettiğimizde 2050 mesafede 52 kilo ile 10 atın içerisinde 3060 Euro'luk yarışta yarış kazandığını görüyoruz. Mesafeye bakıyoruz 1600. 1600'de bu ismin hiç daha birinciliği yok. Ki yani şimdi kalkıp da burada 58 kiloyla yarışı kazanması bana göre mucize. Handikap puanı ne kadar yüksek olursa olsun bence handikap puanı düşürmeye gidiyorlar. Yani burada 1600'de bu at niye buraya kaydolunmuş onu bilmiyorum. Ben tutmuyorum. Siz istiyorsanız yazabilirsiniz. 2 numaralı Amar Kort'a bakıyoruz arkadaşlar ki bu at 1600 mesafede bir defa kazandı. Ve o kazanmış olduğu koşu da Toto'da görünüyor zaten TCK'nın bülteninde. 55 kilo ile daha doğrusu 55 kilo ile diyorum. Bir defa kazandı 1600'de. Hamburg'da 1600'de 6 at arasında 9 at arasında 6.lık gerçekleştirirken son koşusunda ben bu koşmuş olduğu koşuya inanmıyorum. Kesinlikle koşu görmüştür. Burada farklı koşacak. 3 numaraya baktığımız zaman bu isim Baden'de bir koşu koşmuş. 12 at içerisinde 5.lik gerçekleştirmiş ki 1400 mesafede bu 5.liği gerçekleştirmiş. 400 Euro'luk yarıştı ve bu at verilmiyordu. Çok ciddi bir şekilde bir yakın ara 5.liği var. Benim bu at soru işaretimde. Çünkü bu attan ben bir iyi koşu bekliyorum. Bu at Fransa'dan geldikten sonraki ilk koşusu bu beşinciliği arkadaşlar. Bunu da size izah edeyim. Yani Fransız atlar bana göre dünyanın her yerinde hangi hipodromda hangi ülkede olursa olsun bütün atlara bence üstünlük sağlayacak potansiyeli olan isimler diye düşünüyorum.
Yani benim düşüncem bu. 4 numaraya bakıyoruz. Hamburg'da 1400 mesafede bir ikincilik gerçekleştirmiş. 1400 Euro'luk yarışta 15 atın içerisinde bu ikinciliği. Yani burada mutlaka kendisinin mesafe kısa olduğu için şansı olabileceğini de düşünüyorum. 5 numaraya baktığımız zaman 1800'de bir dördüncülüğü var ama 700 Euro'luk yarışta bu isim Zaro bu mesafede yarış kazandığını görüyoruz. 1600'de yarış kazandığını görüyoruz. Yani ters mesafeye rağmen bir dördüncülük elde eden bir isim burada mutlaka çok 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 daha başarılı koşacağına ben inanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka ön planda tuttuğum isimlerden bir tanesi. 6 numaralı Olimpiya'ya baktığınız zaman bu isim Hamburg'da koşmuş olduğu 1400 yarışında çok kötü koştu. 15 at içinde 12.lik gerçekleştirdi. Ama bu atın 1600'de yarış kazandığı da unutulmamalı. Yani o kötü koşusunu pek kale almamak lazım. Çünkü ondan önceki 3 koşusunda birincilik bile var Totosunda. 7 numaralı Bajolina'ya baktığımız zaman 1 numaralının ekürisi. Bu at Dresden'de ikincilik yaparak geliyor ki 1900 mesafede ikincilik yapıp geliyor. 700 Euro'luk yarışta. Yalnız burada ben bu mesafenin bu iki ekürüye de kısa geleceğini düşündüğüm için iç oyunlarıma yazmadım. 8 numaraya baktığımız zaman Lady Connor. Bu at da sıkıntılı bir at. Bu atı mutlaka değerlendirmek lazım diye düşünüyorum ama mesafeye baktığımız zaman 1900 ve 2200 mesafelerde bu atın başarılı olduğunu görüyoruz. Bir koşu önce 1200 Euro'luk yarışta kısa mesafede 16 atın içerisinde ikincilik gerçekleştirdiğini de unutmamak lazım. Bu yüzden ben son anda bu ismi kuponuma eklemişim arkadaşlar. Çünkü 1900-2200'de ne kadar yarış kazanırsa kazansın son koşmuş olduğu koşusuna baktığınız zaman kısa mesafede, orta mesafede bir 16 at içerisinde ikincilik elde ettiğini görüyoruz. Burada mutlaka bu isim devreye gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra 9 numaraya bakıyoruz. Bu isim 1500'de bir defa kazandı. Yani sonuç itibariyle son 1750 mesafede de bir üçüncülüğü var 600 Euro'luk yarışta. Bu 3 attan ben bugün kesinlikle bir sürpriz bekliyorum ama bu ayakta çok at yazılma taraftarıyım. Kim bu 3 at? 5, 9 ve 4 numaralı isimler. Bu isimleri ön planda tutuyorum ama yarın muhtemelen AGF'de geri planda kalabilirler arkadaşlar. Yani bu atlardan ben bugün bir sürpriz bekliyorum. Ama yanına mutlaka özellikle 2, 6, 3, 7 ve 8 numaralı isimleri de sigorta olarak almak gerekiyor. Ha, bu kadar at yazdıktan sonra bu ayak kapanır mı? Ona da bir şey diyemem. Yani ya riske gireceğiz. Burada ben çünkü sürpriz bekliyorum. Sürpriz 3 atım da 5, 9, 4 bunların yanına plaseden bir sigorta at yazmanızı tercih edeceğim. Ya da 2, 6, 3, 7, 8 diye giderseniz kapamaya kadar da gider. Çünkü son iki aya çok zayıf geçeceğiz. Burada yani muhtemelen ben sürpriz olacağını düşünüyorum. 3 atla da buranın sürprizini bulursam gerçekten ciddi anlamda başarılı bir tahmin vermiş olurum diye düşünüyorum. Şimdi altılının 5. ayağına geldiğimiz zaman altılının 5. ayağını çok kurcaladım, çok baktım. Yani bir numaradan size bahsetmek isterim burada özellikle arkadaşlar. Magdeburg'da koşmuş olduğu son 1800 mesafeli yarışta 8 at içerisinde ikinci olurken 2000 Euro'luk bir yarıştı. Ama ondan önce Hamburg'da 1800'de, Berlin'de 1800'de, Magdeburg'da yani ikincilik yaptığı hipodromda daha önceden de 2050 mesafede bu ismin birincilikleri mevcut. 3 defa birinci olmuş ki yarış ikramiyelerine baktığımız zaman 4500, 3500 ve 3000 Euro'dan aşağıya da bir yarış kazanmamış. 2 numaralı isme baktığımız zaman geçen seneki formunun olmadığını görüyorum. Çünkü 1500 mesafeli bir yarış kazanmış bu isim. Yani burada bir numaraya ben rakip olabileceğini hiç düşünmüyorum. Zaten baktığınız zaman yani burada 1600 etkilenir mi bu bir numara o da var. Yani çünkü mesafe 1600'müş. Yani bu atı alternatif banko diyelim. Son ayakta bankomuz var zaten. İnşallah orada da mesafe kısa değildir. Mesafeye bakmadım. Yani bir numara mesafe ters arkadaşlar. Sıkıntı. O yüzden buraya at yazmak gerekecek. 5 numara tam mesafesinde koşuyor. Zaten soru işareti bıraktığım bir isim. Mutlaka yazacağız. 6 numara Hamburg'da
son koşusunu koşup buraya geliyor. O koşusunu kesinlikle kale almayın ki Andreas Starkey üstüne binmiş altının. Burada 1'e rakip 1.56 gibi görünse de yani burada 1'e mesafe ters arkadaşlar. Yoksa da çok at görünüyor arkadaşlar. Yani bir kalitesiyle bu yarışı kazanmak isteyecektir. Ama mesafe dezavantajı çok yüksek. Yani kalite açısından bakıldığında 5 ve 6'nın dışında burada 9 numaranın da şansı görünüyor. Çünkü ben bu mesafeyi özür dilerek söylüyorum. Uzun zannediyordum. Mesafe kısaymış. Burası da maalesef çok at. Yani gerekirse burası da kapamaya gidecek. 6, 5, 1'in ilk rakipleri ama 2, 3, 4, 9, 8. Bu atların bu mesafede deneyimleri çok yüksek ve koşmuş olduğu koşularda kazanmış oldukları ikramiyelere bakıldığında anımsanmayacak kadar ciddi şekilde hatıra sayılır ikramiyeler var ki özellikle Magdeburg'da 9 numara 2.750 euro ve 2.000 euroluk yarışlarla göz kırpıyor direkt buraya. Zaten 1.900 koştu bu at, yürümemiş. 1.800'de bir defa koşup yürümemiş. Ama bu atın zaten ideal mesafesi 1.400-1.550. 1.400'de iki defa kazandı bu at. Yani orta mesafe atı. 8 numaraya baktığımız zaman 1.600'de birinciliği mevcut ki 2.400 euroluk yarışta birinciliği mevcut. Yani arkadaşlar burada birin alternatif banko ayağa gitti. Burada bir favori olacak kaliteyle. 6, 5, 2, 3, 4, 9, 8 de rakipleri olacak. Zaten niye bu iki ayağa ters koşular koymuşlar? Altının son ayağında belli oluyor baktığımız zaman. Çünkü altının son ayağına şöyle bir baktığımız zaman şimdi tekrardan bir bakalım. Mesafe kaç? Mesafe 2.400. Yani burada bir şöyle söyleyeyim size bir 2 numara var ki burada zaten direkt yarın büyük bir ihtimal ciddi AGF çıkacaktır bu isim. Bu at bu sene daha hiç geçilmedi. 3 koşu koştu. 3'ünü de kazandı. Koşmuş olduğu koşularının ilkini Hannover'de 2000 metrelik listed koşuda koştu. 13.500 dolarlık, 13.500 euroluk yarışta ve o yarışını kazandı. Daha sonra Dortmund'a gitti. 1800 mesafelik tekrar bir listed koşu koştu 6 atla. Orada da kazandı ki yarış ikramiyesi 15.000 euroydu. Daha sonra en son kazanmış olduğu gördüğünüz koşusu Magdeburg'da 2050 mesafeli grup 3 koşuydu ve 7 atın içerisinde 32 bin dolar 32 bin euroluk bu yarışı da kazanma başarısı gösterdi. Her ne kadar diğer isimlerin handikap puanları yüksek de olsa koşmuş olduğu koşulara bakıyoruz. Yani 2.500 euroluk grup 2 koşuda bile 4 numaranın 5'inciliğini görüyoruz. Burada şöyle yapalım arkadaşlar. 1-2 numarayı ayırın bir kenara. 2 numara burada koşmasa kimin geleceği burada belli olmaz. 2 numara eğer burada ciddi anlamda indiye kötü koşarsa gerçekten bu yarış karışır. Ama ben kötü koşacağını da pek zannetmiyorum. Yani 3'te 3 yapan bir isim gerçekten iyi ellerde olduğu da bir gerçek. Andrea Starke de zaten üstünde. Bu koşuyu bence yine rahatlıkla kazanması gereken bir isim ki son 2.400'de üçüncülük yapan bir isim var orada 1 numara. Hamburg'da koştu o koşuyu ve 8.000 euroluk yarışıydı. Yani belki rakip olarak onu kendisine hamle olarak burada düşünebilirsiniz. Ama tekrarlıyorum, eğer burada bu isim gelmezse burada kimin geleceği belli olmaz. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar altının ilk ayağı 2, 4, 3. Altının ikinci ayağı ben 8'in o koşmuş olduğu hayatın ilk koşusundaki özellikle de ikramiye olarak yüksek ikramiyedeki ikinciliğini beğendim. Bence burada bu grubu rahatlıkla geçmesi gerekiyor. Eğer aynı performansta bu isim bu yarışa hazırlandıysa bence kazanması gerekiyor 8'in. Altının üçüncü ayağına baktığımız zaman burayı kısır tutuyorum. 4, 5, 3. Ha, yeri olanlar varsa bir tire atıyorum. Bir numarayı değerlendirmek isteyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Altının dördüncü ayağı 2, 5, 6. İlk 3 ismim düşük kuponlar için, düşük bütçeli kuponlar için ki bu atlar zaten muhtemelen %10 AGF'nin altında çıkacaktır. Ben çok güveniyorum bu 3 isme.
Ama daha sonra 9-3-7 burada kendilerine rakip olduğunu düşünüyorum. Haş demek istiyorsanız eğer anlattığım gibi o bahsettiğim isimlerin kısa mesafeden etkilenmeyeceğini düşünüyorsanız o zaman buraya haş yapmak lazım. Altının 5. ayağı alternatif bankomuz sizlere ömür oldu. Yani 1-6-5 öncelikli tuttuğum isimler ama 2-3-4-8-9 bunlar mutlaka burada sürpriz yapacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü mesafe bu saydığım isimlerin lehine. Zaten son ayakta da büyük bir ihtimal yüksek AGF çıkabilir bu bahsettiğimiz India. India'da burada AGF çıkacaksa büyük bir ihtimal 5. ayağı da patlatırlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten karışık bir koşu koymuşlar. Eğer o mesafe uzun olsaydı bir numaranın geçişleri yoktu. 6-5 dediğiniz zaman da o ayağı kapatırdınız. Ama mesafenin 1600 olması trafiği karıştırdı. Benim oyunum bu şekilde arkadaşlar. Son kez tekrarlayalım. 2-4-3-8 tek 4-5-3-1 2-5-6-9-3-7-H 1, 6, 5, tire, 2, 3, 4, 9, 8, son ayak 2. Herkese iyi geceler diyorum. Hoşça kalın.